6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 48 Cevapları. Anadolu Yayıncılık'a ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadolu Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 48 sıra sizde Asya Hunlarının, Kök Türklerin ve Uygurların coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerini karşılaştırınız. Bu devletler arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları defterinize yazınız. Cevap: Asya Hunları. Asya Hun Devleti tarihte bilinen ilk Türk devletidir. Devletin kurucusu ve ilk hükümdarı Teoman'dır. Siyasal olarak ikili teşkilata göre idare edilirdi. Çin ile sürekli bir mücadele içindedirler. Çinlilere karşı seferler yaptılar, Çinliler de bu seferleri durdurmak için Çin Seddini yapmak zorunda kalmışlardır. Teoman'ın oğlu Mete Han döneminde, diğer Türk devletlerine de örnek olacak onluk sistem, dayalı ilk düzenli Türk ordusu kuruldu. Hunlar Orta Asya Bozkırı'nda göçebe bir yaşam sürüyorlardı. Ekonomi İpek yolu üzerindeki ticarete ve hayvancılığa dayanıyordu. Kök Türkler. Kök Türkler ya da Göktürkler tarihte Türk adını ilk kez devlet adı olarak kullanan devlettir. Göktürkler, Hunlardan sonra Türk boylarını ikinci kez bir bayrak altına toplayan ikinci Türk devletidir. Kültürel olarak gelişmişlerdi. Göktürkler kendilerine ait Göktürk alfabesini kullanmışlardır. Göktürk alfabesi ilk Türk alfabesidir. Göktürklerin Destanları, Göktürklerin Destanları Ergenekon ve Bozkurt Destanları'dır. Siyasal olarak ikili teşkilat hakimdi. Uygurlar, 18 harften oluşan Uygur alfabesini kullandılar. Türeyiş ve göç destanları Uygurlara aittir. Yerleşik hayata geçen ilk Türk devletidir. Yerleşik hayata geçtikleri için mimaride ileri gitmişler ve birçok kalıcı eser bırakmışlardır. Uygurlar saraylar, tapınaklar, şehirlerinin etrafına surlar yapmışlardır. Pazarlarda para kullanılarak ticaret yapılırdı. 6. Sınıf Anadolu Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 48 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.